Arkadaşlar merhaba. Şimdi ETS 2 1.35 konulu yeni bir video hazırladım. Bunu hazırlamasaydım olmazdı. Çünkü önemli şeyler var. ETS'yi seven herkesin mutlaka dinlemesi lazım. Şimdi DirectX 11'den bahsetmiştim. Daha önce üstüne basa basa birkaç kez bir önceki videoda ve ondan önceki videoda. Şimdi bu Sardinya Adası var. Yeni gelen ETS 1.35'te bu Sardinya Adası ile ilgili bir video bu. Ama asıl konu Sardinya Adası değil, Sardinya Adası'nın neler içerdiği. Hemen hemen herkesin bildiği bir bilmece vardır. Hani minicik fıçıcık içi dolu turşucuk diye. Yani Sardinya Adası minicik bir ada ama içinde çok önemli ipuçları barındırıyor. Bu yüzden bununla ilgili bir video hazırladım. Bu üstten görünüşü izlerken zaten biraz fikir sahibi olacaksınız aslına bakarsanız. Şimdi Sardinya Adası küçük bir ada. Ama ben bu videoyu hazırladığımda yaklaşık 1,5 saat sürdü video. Sonra videoyu kırpıp üstüne tekrar seslendirme yapmam gerekti. Çünkü konuşmalar hep anlamını yitirdi. Biçimsiz biçimsiz yerlerden kesiliyordu. O yüzden videoyu kestikten sonra üstüne yeniden seslendirme yapmak zorunda kaldım. Böyle biraz daha kısa oldu. Biraz daha kısa oldu derken yine neresinden baksanız bu yarım saatlik video oldu. Yani o kadar kırpmış olmama rağmen. Şimdi arkadaşlar şu anda ben DirectX 11'i kurdum. Oyun en yüksek ayarlarda. Ben de i7 2600 bir işlemci var. Bu yani Intel'in artık tarih olmuş işlemcilerinden bir tanesi. Öyle söyleyeyim size. Çok eski bir işlemci yani. Ekran kartında GTX 680. Yani bu iki sistem neresinden baksanız bir 10 senesi var bunların tarihinin. 8 GB da RAM var makinede. RAM'lerin de çok kuvvetli değil. Dolayısıyla minimum düzeyde bir bilgisayar diyebiliriz buna. Fakat öyle olmasına rağmen performans çok yüksek. Bu DirectX 11 ile ilgili. Şimdi bu karayollarında giderken çok fazla belli olmuyor bu işin faydası. Az sonra geldiğimiz yerde bununla ilgili söyleyeceklerim var. Şimdi önce bu Sardinya Adası dediğim gibi oldukça ufak bir ada ama adada çok fazla sayıda yol ve bina var. Yani bir uçtan bir uca geçmek 1,5 saatlik bir zaman aldı burada. Ama gelecek için çok umut vaat eden, bizi sevindirebilecek şeylere şahit oldum burada. Öncelikle arkadaşlar bu Sardinya Adası'ndaki şehirler çok büyük. Yani bundan sonra SCS'nin yaptığı haritalarda ve DLC'lerde muhtemelen çok büyük şehirler görmeye başlayacağız. Mesela şimdi Balkan DLC'si gelecek. Yani Balkan DLC'si olduğu söyleniyor. Tam emin değilim ama bu Balkan DLC'si geldiğinde herhalde bunun örneklerini göreceğiz artık. Şehirler çok büyük. Daha önceden ETS'nin şehirlerini hatırlarsınız. 4 tane sokak. Şehre bir uçtan girerdiniz, bir uçtan da çıkardınız. Ondan sonra şehir biter, tabiat anayla baş başa kalırdınız. Fakat bunda durum farklı. Şehre bir girmeye başladığınızda bir sürü binayla karşılaşıyorsunuz. Çıkarken de bir sürü bina var. Şehir zaten çok büyük. Yani yerleşim olarak çok büyük. O yüzden bu gelecekte bizim ETS'de çok güzel şeyler göreceğimizin habercisi.
Şimdi hem yollarda hem şehirlerde yeni prefabrikler var. Yeni varlıklar, binalar, yollar, kavşaklar. SCS büyük ihtimalle bu Sardinya Adası'nı hazırlarken gelecekle ilgili ipuçları vermek için hazırladı bunu. Çünkü birçok yeni şeyin yanı sıra bu DirectX 11'inde nimetlerinden yararlanan bir bölüm olmuş burası. Az sonra bir şehre geleceğiz. Orada göreceksiniz. Ben videoda yolları da nispeten görüp bu adadaki haritayla ilgili fikir sahibi olasınız diye birbirine benzemeyen yolları kısmen kırparak ayıkladım. Hani yollar hakkında da bir fikir sahibi olun diye. Ama yani şu Sardinya Adası'nda birkaç kere yük alıp getirmek bile herhalde bir gününüzü alır, öyle söyleyeyim size. Şimdi yük alma yerine geldik. Dediğim gibi bazı yerler mesela yük alma işlemini falan şey yaptım, kırptım burada vakit kaybı olmasın diye. Çünkü video dediğim gibi çok uzun sürmüştü. Burası yeni bir şirket. Yeni kargolar için yapılmış o yeni şirketlerden bir tanesi. Daha Fransa'da ve İtalya'da ilave yollar var. Oraları gezemedim. Henüz fırsat olmadı. Şu rotayı da bir ayarlayalım şuradan. O Fransa'ya yeni eklenen yollar, İtalya'ya yeni eklenen yollar, bir de Almanya'ya eklenen yollar var. Almanya'da yeni otobanlar, kavşaklar, bazı şehirler geliştirilmiş. Yani bu sürümde henüz daha gidip de bakamadım oralara. Muhtemelen oralarda da dikkate değer gelişmeler olmuştur. Eğer böyle giderse SCS'nin haritaları gerçekten tek başına bu oyun için yeterli olmaya başlayacak. Ama tabii bunun yanı sıra mod yapımcıları da harita mod yapımcıları için de çok büyük imkanlar doğdu burada. Yani yeni modlarda herhalde daha güzel şeyler göreceğiz. Çünkü harita yapımcılarını da sınırlayan şeyler vardı. Bu harita editörünü kullananlar bilirler. Haritaları yaparken bazı alanlar kırmızı olurdu. Buralarda FPS'nin çok düşeceği, yani oyunun zorlanacağı alanlar olarak görünürdü onlar. Dolayısıyla harita yapımcılarının sınırlardı bu. Küçük şehirler yapılırdı nispeten. Nispeten değil, yani çok küçük şehirler, 4 tane sokaktan oluşan şehirlerdi sonuç olarak. Tabi bu da ortaya güzel şeyler çıkmasına engel oluyordu ama şimdi durum farklı. Mod yapımcıları da özellikle Promos gibi böyle Romanya yazarı gibi, TSM gibi işte Macaristan haritasının yapımcıları, inşallah onlar da el atarlar bu işe. Ortaya çok güzel şeyler çıkartırlar. Gerçi bütün harita yapımcıları iyi. Mesela Endonezya haritası vardı benim çok sevdiğim. O haritaları güncelleyebilir mesela. Evladiyelik olur öyle bir şey olursa. Afrika haritası hakeza öyle. Polonya haritaları var mesela. Rus map'tan da umudu kesmedik ama bakalım Rus map'la ilgili bir gelişme var mı? Evet arkadaşlar, şimdi şehre gidiyoruz. Mesela şehre bir bakalım.
Şimdi daha önce bu ileride binalar görüyorsunuz. Aslında o binaların arasında sokaklar falan yok şu anda. Yani haritada gördüğünüz gibi GPS'te oralarda sokak falan görünmüyor. Şimdi ama bu oralarda hep binalar var. Dolayısıyla daha gerçekçi görünüyor binalar. Daha önce bu tür yerlerde bina benzeri görseller kullanılırdı. Uzaktan baktığınız zaman bina gibi görünürdü ETS'nin eski sürümlerinde. Ama mesela serbest kamerayla uçmaya başladığınız zaman aslında onların bina olmadıklarını fark ederdiniz. Şimdi şehirler oldukça büyük. Şimdi mesela şurada normalde bir FPS düşüşü olması gerekiyor. Böyle detaylı binaların arasından geçerken çok uzakta da nesneler varsa, bir de ayna uzak mesafeye ayarlıysa, burada mesela FPS'nin biraz düşmesi gerekirdi. Ama DirectX 11 ile bu iş kolayca halledebilmiş. Çok da güzel yollar var burada. Yani İtalya derecesini aratmayacak kadar güzel olmuş bu Sardinya haritası. Keyifli yolculuk yaptım. Envai çeşit yol var. Çok virajlı yollar var mesela, az sonra göreceksiniz. Gerçi hepsini kırpmak zorunda kaldım çünkü çok zaman aldı şey benim yükleme hızıyla da böyle bir videonun yüklenmesi, yani 1,5 saatlik videonun yüklenmesi, 1,5 saat geçtim zaten onu yüklemeye bile çalışmam da, ama 1 saatlik bir videonun yüklenmesi bende nereden baksanız bir 10-12 saat sürer benim yükleme hızıyla. O yüzden olabildiğince videoları kısa tutmaya çalışıyorum, ama tabii ne kadar kısa tutmaya çalışırsan çalış bazen bu mümkün olmuyor. Mesela aslında burası küçük bir yer. Ama şimdi içinden geçerken mesela çevredeki binalar sayesinde, uzaktaki binalar sayesinde sanki büyük bir şehirden geçiyormuşsunuz izlenimi veriyor. Ama içinde yük alma, yük boşaltma yeri yok, tamirhane yok. Yani garaj yok. Herhangi bir şey olmamasına rağmen oldukça büyük bir şehirden geçiyormuşsunuz izlenimi veriyor. Bu çok iyi bir durum. Çünkü o eski ETS'nin eski şehirlerinden bıkmıştım. Yani böyle minicik minicik şehirler, bir ucundan girip bir ucundan çıkmanın 1 dakika sürdüğü şehirler mesela, böyle hiç tadı olmuyordu oyunun. Şimdi biraz daha güzel oldu. Tabii bu başlangıç. Bundan sonra gelebilecek olan şeyleri artık hayal gücünüze bırakıyorum. Bu arada bir de hazır yeri gelmişken ETS ile ATS arasında bazı farklar var. En bariz fark da fiziklerde meydana gelmiş. Onunla ilgili de küçük bir video hazırlayıp ekleyeceğim. Bundan sonra yapabilirsem bilmiyorum. Önce bir harita ekleyeceğim 1.35 için. Onun da çekimini yaptım da bir seslendirmesi kaldı. Daha doğrusu seslendirmesini de yaptım. Yani hem video çekmeyi hem seslendirmesini yaptım. O seslendirmenin işlenmesi gerekiyor. Elden geçmesi gerekiyor. Videoları ben ayrı ayrı yani hem videoyu hem ses kaydını ayrı programlarla yapıyorum aynı anda. Sesi biraz düzeltebilmek için. Dolayısıyla onun işlenmesi gerekiyor. Onu da bugün ekleyebilirsem eklerim. 1.35 kullananlar için. Rusya haritası, Kazakistan, Güney bölgesi, işte
Afrika, Endonezya gibi haritaların olduğu, İsveç haritası gibi haritaların olduğu bir kombinasyon. Başlangıç için en azından 1.35'te kullanabileceğiniz bir kombinasyon olacak. Şimdi ATS ile ETS2 arasındaki farktan bahsetmiştim ya. Orada fark şu. ATS'de kamyonlar tank gibiydi. Hiçbir esnemesi olmayan, hareket ederken sağa sola döndüğünüzde virajlarda herhangi bir tepki alamadığınız kamyonlar vardı ATS'de. ATS'nin aslında atmosferi çok güzel. Yani hem çevre olarak, hem şehirler, hem de hava atmosferi ATS'de çok güzel. Geceler, akşam üzeri, sabah, gün doğumu, mesela bu tür şeyler ATS'de çok başarılı aslında. Fakat bu fizikler ve kamyon yüzünden ATS'yi bir türlü sevemedim. ATS'yi aldım. Yani oturup da başına böyle bu akşam şurada ATS'de bir yolculuk yapayım diyemedim iç rahatlığıyla. Geçen gün ATS'nin bu deneme betası yayınlanınca onu indirdim. Bir test edeyim ne var ne yok diye. ETS daha yayınlanmamıştı. Bu arada siz de çevreye dikkat edin. Yani şehir yerleşimlerine. Aslında şu anda içinden geçtiğimiz yer de küçük bir şehir. Yani içinde herhangi bir şey yok. Ama gördüğünüz gibi oldukça büyük bir yerden geçiyormuşsunuz. İzlenimi veriyor. Bu çok başarılı. Şimdi ATS'de bu şey denerken bir özellik dikkatimi çekti. Süspansiyon ayarları. Bu ETS'de de var. Zaten ETS videosunu yaptığımda göstermiştim onu da. Bu süspansiyon ayarlarını ben sıfıra getirdiğimde ilginç bir durum ortaya çıktı. Benim sırf ATS'de kullanmak için kendime bir mod hazırlamıştım. Günlerce uğraştım onun ayarlarını yapacağım diye. Neredeyse yani benim modum verdiği tepkilerin birebir aynısını veriyordu. Ama tabii bu ATS'nin kendi içinde olduğunda arkadaşlar şehri görüyorsunuz. Fizikler o kadar güzel olmuş ki. Böyle arabanın özellikle orman yollarında ATS'de biliyorsunuz tomruk ya da işte ağaç ürünleri alınabilecek orman içerisinde şirketler var. Oralarda özellikle mükemmel bir sonuç veriyor. Uzun yolculuk yaparken böyle saatte 25-30 mili geçtikten sonra direksiyon hareketlerinize kamyon artık çok güzel tepki veriyor. Dolayısıyla ben o modu yapmaya boşuna uğraşmışım. Bir de tabii benim mod normalde kamyonun kabin ağırlığını artırarak o sonucu alıyordu. Başka yol yoktu o zaman. Yani ondan başka bir yolla bunu yapamıyordunuz ATS'de. Ama ATS kendi bu süspansiyon sertliği ayarlarını getirince oyuna hiçbir şey yapmaya gerek kalmadı. Ama hayal kırıklığına uğradım ETS2'yi 1.35'i yükleyince. ETS'de de aynı ayar var. Hatta ETS, ATS'ye göre bu konuda biraz daha gelişmiş çünkü ayarlanabilecek kabin süspansiyonları da var. 4 noktalı. Tabi bu şeyden ayarlanmıyor yani sürgülerle ayarlanmıyor ama mod yaparken bu ayarlardan yararlanma imkanı var. Ama buna hiç gerek yoktu. ATS'deki o başarıyı ETS'de ne yazık ki yakalayamamışlar. Onunla ilgili bir tane kısa video çektim. SCS'nin forumunda yazmıştım onu. Oradan yani nasıl bir sorun var diye bana cevap vermişler. Ben de küçük bir video hazırladım. O yayında değil şu anda. Sadece linkle izlenebiliyor. İkisinin arasındaki farkı anlatmak için, İngilizceyi bilmediğim için
Google çeviri yardımıyla İngilizce işini hallediyorum. Adamlara derdimi İngilizce anlatamadım. En iyisi görsel olarak anlatmak diye bir video hazırladım. ETS'de de belki, umarım söylediklerime kulak verirler ve o iki karşılaştırmayı inceleyip ETS'de de aynı şeyi yaparlar. Böylece ETS'de de fizik moduna gerek kalmaz. Tabii şu anda ETS'nin mevcut durumu bazı insanları memnun ediyor. Mesela bu fizik moduyla ilgili tartışmaları çok sık yapıldığına şahit oldum ben. İşte fizik modlarını gereksiz bulan bir sürü insan var. Ama fizik modlarının gereksiz olması konusuna ben katılmıyorum. Çünkü mesela şu anda fizik modu kullanıyorum ben bunda. Kamyonun virajlarda araba sollarken ya da ani fren yapınca ya da köy yolu gibi yollara girdiğinizde kamyonun koltuğu salonunuzdaki televizyon koltuğu gibi olmuyor. Vücut buna bir tepki veriyor, kamyonun sağa sola yatmasına. Kamyonun kabini zaten bir tepki veriyor buna. O tepkiye bağlı olarak vücut da, kafa da bir tepki veriyor. Dolayısıyla böyle sarsıntısız, hiç hareket etmeden, sanki raylı bir sistemde gidiyormuş gibi bir durum çıkıyor ortaya. O da gerçekçi olmadığı için fizik modlarına ihtiyaç vardı. İşte onu inşallah ETS'de de ATS'deki başarıyı yakalarlar ya da o değişikliği yaparlar. O zaman fizik moduna ihtiyaç kalmaksızın hem fizik moduna gerek yok diyenlerin kullanabileceği hem de evet bir fizik modu şart diyenlerin kullanabileceği bir seçim olacak o ayar. Onu istediğiniz kadar artırıp azaltarak istediğiniz etkiyi alabileceksiniz. O benzin istasyonunda da yeni bir şey var mı diye öyle girdim çıktım. Siz de görün diye o kısmı da kırpmadım. Şimdi İtalya'da bir şehre, yani bunu forumdan okuyorum, o forumun linkini de vereceğim video açıklamasında, oradan izleyebilirsiniz. Geçen videoda da vermiştim aynı linki. Benim gidip göremediğim ama insanların fark ettikleri başka yenilikler de var. Mesela İtalya'da bir şehre, şu anda hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Mesela çöp kamyonları gelmiş. Yolda çöp kamyonu oluyor. Çöpçüler çöp topluyor örneğin. Trafik bir an kesiliyor çöp kamyonları yüzünden. Öyle bir durum var. Anlık yol olayları var. Ben karşılaşmadım. Anlık kazaların olduğu yol olayları varmış. Ondan sonra İskandinavya taraflarında sağanak yağmur ve fırtına varmış. Yani bunlarla insanlar karşılaşmışlar. Orada anlatıyorlar. Onları görmedim henüz. Ama tabi bu sağanak yağış ve fırtına o sileceklerin 3 modlu olmasını açıklıyor. Çünkü 3 modlu yapıldıysa silecekler, yani 3 ayrı pozisyonda çalışıyorsa buna uygun da bir hava durumu olması lazım. Zaten bu hava durumunun da işte bu DirectX 11 mümkün kılacaktı. O da olmuş sonuç olarak. O da gelmiş. Arkadaşlar çok güzel şeyler var gerçekten bu adada. Yani o bizim bilmece gibi bir ada aslında. Gezdikçe keyif alacaksınız, emin olun. Ve bu adadan tuhaf bir şekilde çok fazla yük çıkıyor her tarafa. Yani bu adadaki şirketlerden.
Önceden ATS'de böyle yol üzerinde işte köyler vesaire gibi şeyler yoktu. Çok sinir bozucu bir şeydi. Uzakta mesela şimdi bir tane bina görüyorsunuz örneğin. Şimdi bu tür ayrıntılar yoktu SCS'nin eski haritalarında. Şehre gidiyordunuz, çıkıyordunuz. Ondan sonra işte bir dahaki şehre gelene kadar etrafta herhangi bir şey görünmüyordu hayat belirtisi adına. Sanıyorum bundan sonraki haritalarda artık etrafta bir yaşam olduğuna dair çeşitli belirtiler olacak. Öyle de olması lazım. Çünkü insan nüfusunun hızla arttığı dünyada yani iki şehir arasında hiçbir binanın olmaması çok anlamsız olur. Bir şekilde bir fabrika olur, bir köy olur, ne bileyim yani herhangi bir bina olur. Dolayısıyla bu tür şeyleri göreceğimizi umuyorum. Görürsek de çok iyi olur. Zaten bu DirectX 11'in getirdiği bir takım bu hız avantajları artık bu tür şeylerin yapılmasına engel olan kısıtlamaları da kaldırmış oluyor ortadan. İyi şeyler bekliyor arkadaşlar bu ETS2'de ama şimdi şöyle bir şey var. Yani aklıma takılan bir soru var. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi bu çok köklü bir değişiklik oldu ETS2 için. Bu DirectX 11 çok köklü bir değişiklik oldu gerçekten. Bunun yapabilecekleri şeyler artık çok farklı. Şimdi ETS'nin 1.35 sürümünden sonra 1.36 sürümü ya da işte 1.37 sürümü vesaire gibi şeyler yapmak yerine acaba ETS'nin 3 sürümünü çıkartıp satışa sunar mı diye de düşünmüyor değilim doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü yeni baştan bir takım şeyleri yapmak eskileri onarmaktan daha kolay olabilir belki. Mesela Avrupa haritasını ya da işte buna benzer şeyleri yeniden yapmak. Ne bileyim bir fikir sadece tabii. Zaten şu anda hazırladıkları şeyler bu üçüncü sürüm eğer yayınlanacak olursa onun altyapısında neredeyse hazırlamaya yönelik çok daha iyi bir oyun karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi sadece bir tahmin yani olmayabilir de belki bu ETS'yi geliştirmeye devam ederler. DLC yaparak para kazanırlar. Ama geçen videoda da söylemiştim. Yani şu oyunu arkadaşlar kırılmış oynuyorsanız gerçekten para verip alın yani. Bu yazılım evine kesinlikle destek olmak lazım. Hem sattığı DLC'leri satın alarak hem oyunun parasını ödeyerek gerçekten destek olmak gerekir. Çünkü bu SCS gibi yaptığı oyunu geliştiren oyuncularıyla ilgilenen başka bir oyun firması yok gibi neredeyse. Ben ETS'yi oynamıştım seneler önce. ETS ve ATS. ETS o zamanlar tabii küçük bir haritaydı. İşte Almanya'da başlıyordunuz işe. Ondan sonra biraz puanınız artınca işte Fransa açılıyordu. Biraz puanınız artınca başka bir ülke açılıyordu vesaire gibi. Ama sonuç olarak oyun bir zaman sonra artık tıkanıyordu. Çünkü haritalar bitiyordu. Hep aynı yollardan geçiyordunuz. Yollar çok fazla değildi. Modlar kaliteli değildi o dönem. Modlar vardı gene harita modları ama çok sıkıntılıydı harita modları. Şimdi ETS 2 geldikten sonra yani şu simülasyon oyunu bambaşka bir hale büründü. Bununla ilgili takip edenleriniz var mı bilmiyorum. Benzeri oyunlar yapılmak istendi daha önce. Denendi.
Başka firmalar da soyundular bu işi ama bu SCS'nin aldığı yoldan sonra yani artık bunu yakalamak çok güç olacaktı ve neredeyse bütün oyunlarda tıkandı kaldı, geliştirilemedi. Evet arkadaşlar, bir otele geldik. Şimdi yolculuk burada artık bitecek. Zaten yeteri kadar uzun oldu. Yarım saati geçiyor bu video. Böyle. En azından bir hem ada hakkında fikir sahibi oldunuz, hem şehirler hakkında, hem DirectX 11 hakkında. Çünkü dediğim gibi şu anda DirectX 11 kullanıyorum ve gördüğünüz gibi yolda herhangi bir, hem şehirlerde hem yollarda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık ve oldukça büyük şehirler olmasına rağmen. Evet arkadaşlar, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.